Bir toplumu bir arada yaşatan ve birbirine saygı göstermesini sağlayan en önemli unsurlardan birisi de tabii ki saygılı ve zarif olmaktır. Evet, tarihe baktığımızda birbirinden farklı örneklerle biz insanları güzelleştiren ve insan kılan zarafet örnekleri de hiç yok değildir. Bunlardan birisi 19. yüzyılda Osmanlı Sarayı'nda yaşanmıştır. O dönemlerde Sultan II. Mahmut reformcu kişiliğiyle gerçekten Osmanlı tarihine yepyeni bir kapı açmıştır. Sultan II. Mahmut güçlüdür, sert bir hükümdardır. Ama bir o kadar da sanata düşkün, ilme irfana bir o kadar da aşık önemli bir padişahtır. Ama gel gelelim, bu büyük hükümdarın küçük bir kusuru vardır. O da konuşurken bir kelimeyi yanlış söylemektedir. Bir türlü telaş kelimesini telaffuz edememek de ona talaş demektedir. Tabii koskoca padişahı nasıl uyaracaksınız? Uyarmak hiç de şık olmayacaktır. Ve özellikle Osmanlı Türk kültürü bu konuda çok hassastır. Bir şeyi söylerken saygı ve zarafetle söylemek konusunda gerçekten Türklerin üstüne yoktur. Ama gel gelelim, bu büyük padişahın bu hatasında düzeltilmesi gerekir. İşte bu noktada çok güzel bir adım atar vezirlerden birisi. Yine bir gün toplantılarda, yani padişahın devlet adamlarıyla yaptığı toplantılardan birinde veziri bu durumu düzeltmeyi aklına koymuştur. Ama bunu nasıl yaptı, birlikte bakalım. Toplantı başladığında vezir çok üzgün bir yüz ifadesiyle durmaktadır. Padişahın dikkatini çeker bu. Toplantıdan hemen sonra vezirine şöyle der: "Hayırdır paşam, neden üzgünsün böyle?" Veziri tabii ki hiçbir şey olmamış gibi kendi başından geçen bir olayı anlatmaktadır. Şöyle der: "Padişahım sormayın. Gerçekten bugün çok sıkıntılı bir şey geldi başıma." Padişahın merakı gitgide daha da artmaktadır. "E paşa, söylesene, ne oldu? Derdine derman olacaksa hemen yardım edelim." "Padişahım, sabah kalktım, toplantıya gelirken hazırlandım ama evimde yangın çıktı." Padişahın dehşeti daha da artmıştır. "E nasıl oldu bu?" der. Der ki, "Evet, evimde yangın çıktı. Evimdeki talaşlar tutuştu. Ben denizde bir hayli telaş ettim." der. Aslında burada vermek istediği padişaha telaş ve talaş kelimelerini farklı söylemesi gerektiğidir. Ama bunu çok büyük bir zarafetle söyler. E padişah, koskoca padişah anlamaz olur mu? Anlar, gülümser ve paşaya dönüp şöyle der: "Tamam paşa, anladım. Bundan sonra ne telaştan ne de talaştan bahset. Zarafet her şeydir."